Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Birçok takipçim benden vicdan üretici ünvanı görevini yapmamı bekliyordu ama gene farklı bir videoyla karşınızdayım. Üzülerek söylüyorum ki o görevi yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. Bunun sebebi ise zaten zor olan bir görev olmasını geçtim. Oyun içerisinde hilecilere denk gelebiliyorum. Dün video atamama sebebim aslında bundan dolayıydı. Hilecilere rağmen ben bu görevi gene de yapmaya çalıştım ama %90'lık belki de daha fazla kısmında hileciye denk geldim ve görevi tamamlayamadım. Bir kısmında da şanssızlık oldu arkadaşlar. Yani şansım yaver gitmedi. Açık bir alana verdiği için son alanı maalesef görevi tamamlayamadım. Artık bıkkınlık geldi arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Aslında bu görevi daha kolay bir şekilde yapıp o ünvana sahip olabilirsiniz ama ban riski taşıdığı için o yöntemi size paylaşmak istemiyorum ve kendim de yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bazı içerik üreticileri bu ban riski taşıyan yöntemi paylaşabiliyor ama şunu söylemek istiyorum ki yanlış anlaşılmasın. Onlara kızmıyorum veya bunu niye yapıyorsun demiyorum. Herkesin kendi tercih meselesi. Ben bunu paylaşmak istemediğim için dile getiriyorum arkadaşlar. Ona da gidip neden bunu yaptın gibisinden kelime kullanmam. Herkesin kendi tercih meselesi. Bir ünvan için ban yemeyi göze alabiliyor musunuz? Bence bunu bir düşünün derim. Daha fazla uzatmadan yeni videomuz hakkında ufaktan bir detay vereyim. Ondan sonra oyunumuza girelim, bir bakalım. Bu videomuzda zombi en karanlık gece modunda oyunu kolaylıkla kazanabileceğiniz 5 yöntem göstereceğim. Sizlerden tek ricam şöyle güzel bir like atmanız ve düşüncelerinizi yorumlara yazmanızı istiyorum. Daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Zombi modu en karanlık gecedeyiz ve oyunumuz başlasın arkadaşlar. Şöyle de yapalım. 1 2 3 go. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, Tokilerin ve okulun olduğu bölgedeyiz. Bu bölgedeki bazı yöntemleri, taktikleri size paylaşacağım. Benim gösterdiklerim dışında sizlerin de bildiğiniz taktikler varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hemen şöyle hızlıca bir lootlanalım. Tabii silah ihtiyacımız olacak. Aslında hiç zombi vurmadan da birinci olabilirsiniz ama normal bir adamla karşılaşabiliriz veya bot gelebilir yanımıza. Pompalı bulduk. Çok şükür. Hiç yoktan iyidir. Son 30 saniyemiz kalmış. Şuradan biri de çantamızı alalım. Bu arada yeni çantamı nasıl arkadaşlar? Hoşunuza gitti mi? Bıçak olmazsa olmazlarımızdan. Hemen hava kararmadan şunu belirteyim arkadaşlar. Dışarıya çıkayım. Şu ortadaki iki bina dışında şuradaki bina, ondan sonra bu bina, bu bina ve şu bina olmak üzere 4 binada ilk taktiğimizi uyguluyoruz. Hemen şöyle bu binaya giriyorum tekrardan ve 3. katına çıkıyorum. Bu 3 katlı binalarda gerçekleşiyor arkadaşlar bu olay. Hemen şu en üst kata çıktığınızda kapalı kapı değil de, yani bu sol taraftaki yer değil de sağ taraftaki açık kapıdan giriyoruz ve gene buradan sağa geçiyoruz. Buradaki masayı görüyorsunuz, üstüne çıkıyoruz. Köşede oturup bekliyoruz arkadaşlar. Zombilerin sesini duyuyorsunuz şu anda, zombiler geliyor. Evet, zombiler geldi ama kapıdan geçip yanıma gelmek yerine şurada köşede bekleşiyorlar. Burada beni olduğumu düşünerek buraya toplanıyorlar arkadaşlar. Duvar arkasında toplanmaya başlıyorlar. Yani içeriye girmiyorlar bile. Bota saldıran zombi yok herhalde. Tıpır tıpır yürümeye devam ediyor bina içerisinde. Evet, horoz öttü, gündüz oldu. Gaz dağılmaya başladı. Hemen şurada toplanan zombilerimizi de bir öldürelim. Gidelim şuradan biraz canavar öldürelim ki onlardan daha iyi silahlar çıkıyor. Bir de bu canavarlara karşı da ayrı bir taktik vereceğim arkadaşlar size. Şöyle uzimizi çekelim. Evet, bir tane üzerimize çekebiliriz şöyle. Şu anda geliyor. Üzerimize gelmeye devam etsin. Geri geri çekiliyoruz. Arkadaşlar bakın, belli bir mesafeye geldikten sonra saldırmayı kesiyor. Belli bir mesafeden çıktıktan sonra saldırmayı kesiyor bu. Yani böyle yaparak rahat bir şekilde öldürebilirsiniz. Evet, öldürdük. Hemen içerisinden silahımızı bir alalım.
çok güzel oldu. Hem 7.62 kullanan bir silah hem de 5.56 kullanılan bir silah geldi. Gayet hoş oldu. Hava tekrardan kararmaya başladı. Diğer yöntemi göstermek için hemen tekrardan buradaki binalara geri dönüyorum. Gene yöntemler 3 katlı binalardan herhangi birinde olabiliyor. Bir önceki taktiği şu binada göstermiştim. Şimdi de bunu da gösterelim. Hemen gene 3. katına çıkıyorum arkadaşlar. Şurada bir pencere var. Bu pencerede şöyle yan yan zıplayarak pencereye çıkıyorsunuz. Ondan sonra yönünüzü bu tarafa doğru çevirerek ufaktan ufaktan şuraya geçiyorsunuz. Şu anda zehirli gaz bir anlık vurdu bize, değil mi? Ama tam köşede durduğumuzda zehirli gaz vurmuyor. Şu üstü kapalı olarak algılıyor burayı ve zehirli gaz vurmuyor. Hemen biraz daha şöyle kenara geçersek bakın zehirli gaz solumaya başlayacağız. Ama köşedeyken kesinlikle gelmiyor. Şu diğer köşede oluyor mu ona deneyelim bir de. Şöyle bakalım. Evet, burada da soluyoruz. En sağ köşeye geçmemiz gerekiyor. Zehirli gazı solumamamız için. Tabi buraya zombiler de gelemiyor. Ha şu olabilir. Tüküren zombiler gelebilir şuralardan. Onları da vurursunuz artık. Bir zahmet onları da vurun. Evet, sol tarafta zombilere ölenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dışarıda zombilerle deli gibi uğraşanlar maalesef zombi ölüyor ama bizim gibi böyle biraz çakallık yapanlar keyfine bakıyor. Evet, horozumuz öttü. Yine bir gündüz geldi. Hemen buradan ayrılalım. Biraz hafiften gaz soluduk. Beklemedik. Şurada da bir bot var. Onu da bir öldürelim. Hazır gelmişken bot yanımıza kadar. Gitme, nereye gider? Şunu da alalım. Aha. Orada bir bot daha gördüm. Tokilerdeki taktikleri gösterdim. Sıra okul tarafına geldi arkadaşlar. Okul tarafını da bir gösterelim. Şu vurduğumuz botu da bir öldürelim. Okulda adam var. Biri daha var. Bu da öldü. Tek başımıza kaldık oyunda. Zombilerle baş başa. Arkadaşlar şöyle göstereyim açıktan gece olmadan. Zaten 2 dakikamız var daha. Şu yüzme havuzunun olduğu taraf, daha doğrusu şuradaki kulübeyi görüyorsunuzdur. Buradan geldiğinizde şu kısım. Şuradan atlayabilirsiniz veya bu kapıdan geçebilirsiniz. Burada bir tane merdiven altı var. Bu merdiven altı diğer taktik yerimiz. Burada eğilerek altına geçebiliyorsunuz. Gece olduktan sonra zaten uygulamalı olarak göstereceğim size gene. Yanıyorsun Fuat abi. Ne güzel değil mi? Buraya da çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi ateşin içinde biraz dans edelim. Ne yapabiliriz? Şöyle oynayalım o zaman. Ya erkeğe de yakışmıyor bu dans ama. Oyunda tek kaldık ya, rahatız. Evet, duydunuz zilin sesini. Geliyor bosslar. Bak bak. Burada duruyoruz ama onlar yukarıya çıkıyor. Şurada bizi bekliyor şöyle. Şurada zaten ufaktan ayaklarını görebiliyorsunuz köşeden. Evet, 9. dalga geldi ve aynı zamanda şu deri yüzücü Licker'ın yeni versiyonu geldi. Sesini duyuyorsunuz zaten, iğrenç, hiç sevmiyorum. Hemen diğer yöntemi göstereceğim. Şu anda gece olmasına rağmen dışarıya çıkacağım arkadaşlar diğer yöntemi gösterebilmek için. Şöyle bir çıkalım buradan. Şuradaki yeri görüyorsunuzdur. Şu kamyoneti, hemen onun yanına gidiyorum. Şöyle bir atlayalım. Şuraya geçtiğimizde arkadaşlar burada gene gazdan korunabiliyorsunuz. 10. dalga geldi ve diğer yönteme geçeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle silahımızı bırakalım. Buradan bir çıkalım. Şu binaya geri geçiyoruz. Oraya bir tane azot bombası atmıştım. Ona yakalandılar. Şu basket sahasından da atlıyorum. Ve yüzme havuzunun olduğu binaya geçeceğim arkadaşlar. Buradan buraya girdik ve yüzme havuzunun olduğu bölgeye geçiyorum.
Buraya indikten sonra şuraya geliyorsunuz ve buradan şöyle köşeden buraya kadar eğilerek geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde gene buradaki zombiler yanınıza gelemiyor, anca burada bekleşiyor. Bak bak bak, çıldırıyorlar. Ama kafanızı kaldırmaya gelmiyor, kafanızı kaldırdığınız anda vuruyorlar. Bir saniye. Niye vurmadılar? Aynen bak, vurdu. Deliye döndüler. Bak bak. Ha, bir tanesi nadiren böyle yanınıza gelebilir. Şu zıplayanlar. Son dalgamız da gelmek üzere. Tam köşede durmayınca gene vuruyorlar. Ve oyunumuz sona erdi arkadaşlar. Zombiler kayboldu. Geceyi atlattın dedi. Evet, gördüğünüz üzere geceyi atlattık ve birinci olduk. Oyunu kazandık arkadaşlar. Siz de bu taktikleri uygulayarak yani birinci olabilirsiniz, kazanabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Dediğim gibi sizin de bildiğiniz bazı yöntemler varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Bunun dışında yani okul ve TOKİ dışında bir yer daha belirteceğim. Bununla ilgili başka bir video daha oluşturacağım. Haberiniz olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.